Telefon hattımızda sevgili Seda Sayan var. Seda Hanım günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın Salihciğim, Ayşecim günaydın. Günaydın. Yayına hazırlanıyorsunuz günaydın. Biliyorum ama o yüzden de bizi kırmadınız, yayına bağlandığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Dün akşam sizin de olmasını istemediğiniz bir sürü şeyler yaşandı. Öncelikle sizden dinlemek istiyoruz dün geceyi. Evet, bir sürü de iddiaları var yine Erol Köse'nin. Bir bilgi kirliliği de var onda. Evet. Özellikle bu gecenin, yani bu saldırının işte ne kendisine bir saldırı yapılmış. Ben görmedim, içeride oturuyordum. Yapılan saldırıyı dışarıda aynı an olmam mümkün değil. Hiç haberim bile yok. Çünkü ben onu gitti zannediyordum. Ben girdiğimde, müzikolden içeri girdiğimde onun nerede oturduğunu sordum. Dolayısıyla beni azmettirici ve bu olayı organize etmiş gibi göstermesi inanılmaz bir şey. Ama onun kafası böyle şeylere çalıştığı için ben onun nerede oturduğunu garsondan öğrendim. Yanına gittim, bilgi kirliliği vardı. Ona tavsiyede bulundum. Dedim ki bak biraz beynimi temizledim, yani bunlar yanlış, bak bunlar doğru diye. Vurmadım. Belki çantam çarpmıştır bilmiyorum ama ister miydim? İsterdim. Ama yapmadım. Küfür etmedim. Sadece gerçekten çok bilgi kirliliği vardı. Temizlensin istedim arkadaşımızın. Başka bir şey yok. Dışarıdaki saldırıyla hiçbir alakam yok. Hayatım boyu yalan konuşmadım. Erol Köse değil. Kim gelirse gelsin. Bundan sonra da konuşmam. Gerçekten haberim yok. İster miydim? İsterdim. Ama asla ve asla hiç haberim yok dışarıda uğradı. Saldırıyla efendim. Sevgili Seda, eğer senin yerinde ben olsaydım, o yazılanlar bana yazılmış olsaydı, değil çanta vurmak, gırtlağını sıkardım. Peygamber sabrı var sende de. Şimdi bana gelene kadar aslında onun gırtlağını sıkacak çok adam var ama herkes susuyor maalesef. Çok adam var bu memlekette Salihciğim. Evet. Bana gelene kadar. Evet. Ben kadınım. Sadece tavsiyelerde bulundum. Doğru olan çünkü bana yakışan budur. Onun böyle orada oturduğunu öğrendim. Kapını öğrendim. Ve nerede oturduğunu garsona sordum. Bakın doğruları, ben hayatım boyu doğruları anlattığım için bu insanlar beni seviyor. Beni işe de götürseler kardeşim doğru. Ben doğruyu söylerim. Garsona sordum. Nerede oturuyorsun? Nerede o Erol Köse diye sormuşsun. Bakın, aldım. Dedim ki sen burada ne yüzle oturuyorsun? Buradaki bütün insanlarla ilgili pislik haberler yapıp iftiralar atan adamsın. Burada ne yüzle oturuyorsun? Oradaki hiç kimse de bu adama bunu söylemeyi nasıl akıl edememiş, ben de bunu anlamadım. Ama ben o adamla aynı ortamda oturmak istemedim. Bana ille kal diye insanlar baskı yapınca ne olur gitme deyince kendime yediremedim. Ben yalak değilim, yalaka da değilim. Ben bir adamla hesabım varsa gider kendisine söylerim. İkiyüzlü hayatım boyu olmadım. Gittim dedim ki sen nasıl ikiyüzlü bir adamsın? Bir şey yapmadım arkadaşlar. Ben kadınım. Kendisine söylüyor zaten bir şey yapmadı diye. Olaylar dışarıda olmuş zaten. Beni o kadar beyni pis bir adam ki o organize etmekle neredeyse çetebaşı ilan edecek. Bu memlekette herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Ben hayatım boyu kimseyi azmettirmem. Ben yaparım. Doğru. Ben adam gibi kadınım. Ya Seda Hanım, siz hepiniz bilirsiniz benim nasıl bir yüreğe sahip olduğumu. Seda Hanım bir şey söyle. Ben gidip de kimseye gidin buna şunu yapın bunu yapın demem. Hayatım boyu da demedim. Ben onu seni niye böyle bir şey diyeyim? Beni kirli onun gittim temiz bilgiler edinsin istedim. Dedim ki burada nasıl oturabiliyorsun? Yani kendime o ortamda onunla aynı ortamı paylaşmayı yediremedim arkadaşlar. İki çift laf söylemek istedim. Garsona sordum. Garson da gösterdi. Gittim. İki çift lafımı ettim. Bitti. Bu kadar. Dışarıdaki olayla asla ve asla kabul etmiyorum. Hiç haberim yok. Bana yakışmaz. Ben Seda Sayan'ım. Ben ona gidin böyle yapın, şöyle yapın. Hayatım boyu benim sicilimde yoktur böyle bir şey. Bir şey daha düzeltmek istiyorum. O kadar beyni pis bir adam ki o hala bana leke atmak için kimlere leke attığının farkında değil. O da şöyle. Ben pavyondan gelmedim. Ben düğün salonlarından geldim. Ben pavyondan gelsem bunu davul çaldırarak söyleyecek yürekte insanım. Pavyondan geldiğini bildiğimiz çok büyüklerimiz var.
Gece kulübünün, gece kulüplerinin hepsinin zaten ruhsatı, pavyon ruhsatı. Bu ayıp bir şey ya, değil. Ekmek şey, parası için çalışmış insanlar. Demek istediğimi anlamadınız. Demek istediğim şudur benim. Lütfen kesmeyin ki ben de söyleyeceklerimi unutmayayım. Demek istediğim şu. Burada bile hala zehir saçıyor adam. Yani pavyondan gelme bilmem ne. Pavyondan da gelmiş olabilirim. Bunu da aslan gibi söylerim. Önemli değil insanın nereden geldiği, nereye geldiği önemlidir. Nereye geldiğin önemli, nereden geldiğin değil. Ben bunu söylerdim. Ben pavyondan gelmedim ama çok kıymetli büyüklerimiz var. Senelerce kapısında köpek olduğu İbrahim Tatlıses geldi pavyondan. Dersi Tatlıses'e gibi bir hanımefendi, altın harflerle adını yazdırmış. Bedi Akarsürk gibi bir hanımefendi. Çok değerli büyüklerimiz, eli öpülecek insanlar pavyondan geldi. Ben pavyondan gelse pavyondan geldim derim. Düğün salonlarından geldim arkadaş. Belki pavyondan daha beterdi benim çıktığım yerler. Ama pavyondan gelmedim. Niye bunu saklayayım ki? Hayatımda hiçbir şeyi saklamadım ki. Ben benim resimlerimi niye yayınlıyorsun ya da bilmem ne. Ben bunlardan utanıyorum. Bir de yazıyor orada. Çocuklar bakın, ben bu adamla konuştuktan sonra bu adam yazmaya devam etti. Orada İlgin Belgün, herkes şahit görüyor, giriyorlar ve Twitter'dan bak şu anda şunu yazdım. Ve inanın ben ona şimdi zaten sayısız dava açtım, şimdi bir dava daha açacağım. Hatta birkaç tane. Orada tahrik var. Gene ben bir hanımefendi olarak orada durdum. Aslında onu benim parçalamam lazımdı orada. Hala tahrik edip hala kadınlarla uğraşan bir adam o. Kadınlarla uğraşıyor. Uğraştıklarım çoğu kadın. Lütfen. Hadiseyi bu memlekette PKK'lı şey yapmış, ilan etmiş, terbiyesiz, ahlaksız bir adam. Ahlaksız. Yazık değil mi? Ne istiyorsun Hadise'den? Sen benden ne istiyorsun? Google'da da var diyor. Şimdi Google'da herkesin geçmişiyle ya da siciliyle ilgili bazı şeyler olabilir. Oraya girmek bir arz talep meselesidir. İnsanlar istiyorsa girer değil mi? Araştırmak evet. istiyorsa girer. Sen benim, sen bu kadar yaptığın iftiralarla, senin aklı bugün kime iftira atacak diye topladığın oraya zavallı insan sayısıyla sen benim nasıl oraya resimlerimi koyarsın? 20 yaşında benim oğlum. 20 yaşında ben hayatımda sütten çıkmış ak kaşık olduğumu hiçbir zaman ilan etmedim ki. Benim miladım var. 20 yaşına oğlum, 20 sene önce yaptığım, oğlumun doğumuna kadar olan hatalarım var. Oğlumun doğumundan sonraki Seda Sayan var. Bunu herkes ayırt edecek bu memlekette. Bu kadar. Herkes bunu ayırt edecek. Seda Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Siz bu Twitter hesabınızı açacağınız zaman oğlunuz size anne buraya girme, seni burada üzerler demişti. Üzerler seni, girme dedi. Ben de dedim ki oğlum, orada benim okuttuğum çocuklar var. Bakın. Orada burs verdirdiğim kızlar var, çocuklar var, yardım ettiğim insanlar var. Onun için girdim. İnsanlar birbirine kaynasın. Sizinle yazışmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorlardı, takip ediyordum. Ben şimdi bu programdan herkes bunu alıntı yapacak. Bir kere daha bir şeyin altını çiziyorum. Benim hayatımda miladımdır oğlumun doğumu. Ben hiç hata yapmadım demiyorum. Sayısız hatalar yapmışımdır. Resim çektirmişimdir, hata yapmışımdır, yanlış ilişki yaşamışımdır. Ama benim oğlumdan öncem ve oğlumdan sonram var. Herkes bunu bilecek ve herkes ayağını denk alacak. Kendi kızına bakacak önce o arkadaşımız. Ben ona tavsiyede bulundum. Ben onunla kavga etmedim. Ben ona küfür etmedim. Bak dedim, yazık senin kızın, barlarda günah dedim. Git dedim kızınla ilgilen, yazık dedim. Ben ona bir bacılık, ablalık nasıl istiyorsa öyle tavsiyelerde bulundum. Ben kimseye git de bunu döv, şunu yap, bunu yap demedim, demem de. Ben yapılacak bir şey varsa yaparım. Benim tarzım, duruşum da budur zaten. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Ama benim oğlumun gerçekten doğumundan sonraki Seda Sayan'la onun doğumundan önceki Seda Sayan arasındaki farkı herkes ayırt edecek. Dolayısıyla sen benim eski çektirdiğim resimleri her gün bir sürü insanın ziyaret ettiği bir yerde yayınlayamazsın. Hangi vasıfla, hangi nosyonla, hangi şeyin üzerine vazife alarak sen bunu, basın mısın? Nesin? Nesin? Sen insanları satmış, kendi bir korunmaya alındığını iddia, onu bile kullanan, beni koruyorlar, ben işte uzanları sattığım için beni koruyorlar. Sen yediği kaba sıçan bir adamsın. Sen böyle bir adamsın. Sen adam mısın daha doğrusu? Sevgili Seda. Dolayısıyla burada bunu, saldırıyı kabul etmiyorum. Ben de saldırıda bulundum.
ne küfür ettim. Ben ona ikazda bulundum, tavsiyede bulundum. Herkese de buradan sesleniyorum. Herkes dikkat edecek. Saygı diye bir şey var. Beni zaten oğlumun doğumuna kadar hırpaladılar. Hala da hırpalıyorlar. Ama benden aşağı vurulmaz. Sen bunu çok iyi biliyorsun Salih'cim. Taylan, sen de biliyorsun. Bir saygı vardır. Bak demin ne dedin Salih? Bizim çocuklarımız arkadaş, okul arkadaşı. Evet. Günah değil mi benim çocuğumun bir şey, annesinin yaptığı hataları benim çocuğuma nasıl mal edebilirsin? Asla. Ben bilebilir miydim? Kim yarın ne olabileceğini biliyor. Çocuğumu ezdirir miyim ben orada? Ya o da kendini ezdirecek bir çocuk değil ama. Ne olursa olsun o annelik içgüdüsü. Dolayısıyla bir sürü dava açmıştım. Bugün tekrar beni tahrik ettiği ve kullanılmasına yasak getirttiğim resimlerimi dün gece tekrar kullandığı için yine şimdi buradan çıkıp savcılığa gidiyorum, dilekçe veriyorum. Bakın ben öyle Hüseyin'e, bu memlekette hiçbir kimsenin yapamadığını ben bu adamla yapacağım, uğraşacağım. Hadi bakalım. O benimle uğraşsın, ben de onunla uğraşacağım. Sizin geçmişinizde utanacak hiçbir şeyiniz yok ki. Kardeşim olabilirdi de, olabilirdi. Kimseyi geçmişiyle yargılayamazsın. Ya, geldiği yerde konuşursun. Olabilirdi de. Hiçbir zaman utanacağım. Ben hırsızlık yapmadım. Evet. Bilmem nelik yapmadım. Kimsenin parasını yemedim. Banka hortumlamadım. Ne yapmışım yani? İki tane resim çektirmişim. Belki üç tane gereksiz insanla beraber olmuşum. Olabilir. Hepsi benim kendi ayıbım. Kimseye enteres etmez bu. Alnım açık benim. Herkes kendine bakacak. Herkes kapısının önünü süpürecek. Bitti. Yok öyle bir şey. Sen orada oturacaksın, o salonun hepsine iftira atmış olacaksın, o salonda da seni oturtacaklar. Var mı böyle bir şey? Ben gittim, çok çirkin, sen burada nasıl oturuyorsun dedim. Derim, şimdi olsa gene derim. Ama dövmedim. Doğru. Ama küfür de etmedim. Sevgili Seda. Bilgi kirliliğini temizledim. Sevgili Seda. İnşallah. Üzme kendini. Sen kendini hiç üzme. Ben sana bir yayınında konuğundum. Yine üzmüşlerdi seni, bir şey söyledim. Kim ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın, sen seni biliyorsun, seni sevenler de seni biliyor. Beni herkes biliyor. İnsanlar da biliyor. Onun için. Yapmadım. Böyle. Onun için kim ne derse desin, sen bir annesin, sakin ol, en doğrusunu yapıyorsun, kanun önünde haklarını ararsın. Adam hala. Zaten. Hala gece orada oturup gözümüzün içine baka baka iftiralar atmaya, Twitter'dan yüklenmeye devam etti. Bakın inanılmaz olur, tarih var. Tarih. Orada, tarih. Beni orada bu geceyi efendim bu saldırıyı organize etmekle suçlayacağına, o beyninden benden beni nereye çekmek istediğini farkındayım. Ben kimseyi azmettirmedim, azmettirmem de. Bunu emniyet de bilir, herkes de bilir. Herkes benim ne olduğumu biliyor. Ben yapılacak bir şey varsa zaten kendim yaparım. Oradaki çoğundan da adamım. Keşke orada başkası çıkıp da ben oraya daha salona girmeden herkes orada oturuyordu. Biri deseydi ki kardeşim sen burada bizim aramızda ne yüzle oturuyorsun diyebilecek bir adam isterdim orada. Memlekette bir tane Seda Sayan var ama. Mehmet Ali. Kusura bakmayın yani, oturamadım. Mehmet Ali çok güzel konuşmuş ama mikrofondan. Bizim yapamadığımızı Seda yaptı. O da onun içinden gelir. Evet. Bir şeydi. Evet. Yani çünkü bu adam, bakın biraz önce Ayşe ne dedi? Hiç tanımadığım, beni tanımayan bir insan bana bile dedi, kötü şeyler yazıyor ve iftira atıyor. Yapmayın Allah aşkınıza. Nedir burası? Ali Karapaşka sen mi bu ya? Nedir burası? Nerede yaşıyoruz? Evet. Kimdir bu adam bu kadar ortalıkta? Ona buna iftiralar atacak, böyle gezecek yani. Ben başından beri söyledim. Ben yargıya da gittiğimde, emniyete de gittiğimde aynı şeyleri anlattım. Ben seni hayatım boyunca ben başa kullanmadım. Kendi işimi kendim hallettim. Gittim orada da adam gibi ifademi verdim. Şikayette bulundum. Sayısız şikayetlerim var benim bu adamla ilgili. Ve bu adam en ufak aldığı cezada içeri gelecek. Bunun 523 gün, 500 bilmem kaç gün kesinleşmiş cezası var. Trafik cezasında bile içeri girecek bu. Yok öyle bir şey. Ona buna sen iftira atacaksın. Kime hizmet ediyorsa, hangi akla hizmet ediyorsa, bırakın herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Ben de porno yıldızıyım, ne bilmem neyim. Benim herkesin yaptığı işe saygım var. Herkese saygım var bu memlekette. Herkese kurban olsun o. Kurban olsun. Hiç üzmeyin kendinizi, hiç. Evet, hiç. Haklı. Yani değmez haklı. Çünkü değmez, değecek birisi değil. Bir Sevda'cığım yayına hazırlanacaksın, seni bu kadar sinirlendirdiğimiz yeter mi? Teşekkür ediyorum ya. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığın öpüyoruz için. Öpüyoruz çok. İyi yayınlar diliyoruz, sağ olasın. İyi yayınlar, kendine iyi bak.